Efendim hepinize merhaba. Bugün 26 Mart 2024 ee, hem ayın son programında beraberiz hem de seçimler öncesi son programdayız. Dolayısıyla hem ilk çeyreği bitiriyoruz hem de e, herkesin aslında merak ettiği seçimlere yönelik olarak ne olur ne biter e, biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Geçen haftadan kalan çok önemli bir konumuz var. E, belki bunu konuşmak gerekiyor. Merkez Bankası'nın aslında piyasaların beklemediği bir şekilde... Haftalık repo faizini 45 puandan 50 puan'a yani yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmesi konusu var. Biraz ona değinmek gerekiyor ve aslında bu hafta verilerin biraz zayıf olduğu, dışarıda Paskalya öncesi hafta yani özellikle Amerika açısından baktığımızda kısa bir hafta da diyebiliriz. İçerideki gelişmelere çok da fazla odaklanacağımız bir veri seti karşımızda yok. E, dün işsizlik rakamları 2023'ün işsizlik rakamı geldi. Orada küçük bir revizyon var. Dolayısıyla buradaki temel odak noktamız aslında e, seçim sonrası nasıl bir ekonomi olabilir? Seçim sonrasına yönelik olarak daha önceden söylendiği şekliyle ya da belki beklendiği şekliyle bir kurata olabilir mi? Bütün bunların hepsini beraberce konuşacağız. Bugün sevgili Murat Salman yok. O e, izinli diyelim. Bu hafta beraberiz. Dolayısıyla öncelikle ben... Merkez Bankası kararından başlamak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası açıkça söylemek gerekirse ben böyle bir faiz artışı yapabileceğini beklemiyordum. Daha önce yabancı raporlardan karşıladığımız birçok söylem vardı. En son Deutsche Bank raporunda 500 bas bir artış olabileceğini söylemişlerdi. Fakat yavaş yavaş yabancı raporlardan böyle söylemler gelince ve sürekli olarak da Merkez Bankası yönetimi yabancılarla temas halinde olduğunu bildiğimiz için acaba bu faiz artışı önceden e, yabancı raporları yansıyabilecek şekilde ima edebil, edilmiş olabilir mi e, ifadeleri çokça düşünülmeye başlandı. E, düşündük ama böyle bir ihtimal vermiyordum ben kendi adım açıkçası. İki tane sebebi vardı. Bir tanesi seçim öncesinde böyle bir faiz arttırımı yaparak aslında hükümetin 2002'de göreve geldikten sonraki aldığı sürece baktığımızda o zamandan bu yana ki en yüksek faize ulaşabileceğini düşünmüyordum. Bunun seçim öncesinde muhalefet tarafından da kullanılabilecek bir yapı olabileceğini düşündüğüm için temel gerekçem buydu. İkincisi yani sürekli Sayın Cumhurbaşkanı faize karşı olduğunu belirttiği bir dönemden bugüne geldiğimiz bir noktada Merkez Bankası'nın kendine tanınmış alanın 45 bas puan civarında olabileceğini düşünüyordum çünkü daha önceki politika metninde artık e, faiz artışının sonlandırıldığına yönelik olarak bir e, yaklaşım vardı. Fakat gene e, şunu görmeye başlamıştık, özellikle geçtiğimiz hafta yani merkez bankası kararı 21 Mart'ta geldi, 21 Mart öncesinde neredeyse haftalık bazda 6-7 milyar dolarlık bir e, yabancı para satışına e, denk düştüğümüzü görüyorduk. Toplamda 25-30 milyar doları buldu. Dolayısıyla e, bu kadar yüksek bir rezerv kullanımının da kuru tutmak açısından çok da e, faydalı ve hayırlı olmadığını, dolayısıyla merkez bankasının bir hamlede bulunmak isteyebileceğini, ama bunun özellikle seçim sonrasına bırakılabileceğini düşünüyorduk. E, yani en azından ben düşünüyordum. E, piyasanın büyük bir kısmı da böyle düşünüyordu. Gerçi bugün e, artık faiz kararından sonra. Birçok şey de duyuyoruz. Deniyor ki işte evet ekonomistler böyle düşünüyordu ama hazineciler böyle düşünmüyordu falan. O kadarını bilemiyorum ama genel olarak beklenti faizin bu toplantıda artmayabileceği yönündeydi. Burada iki şey yapıldı. Bir faiz oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye çekildi. Bu önemli bir artış. 500 bas puanlık bir artış. Bir diğeri de operasyonel bir değişikliğe gitti Merkez Bankası. Ve gecelik borçlanma ve borç verme oranlarındaki bir haftalık repo faizine kıyasla ...artı eksi 300 bas puanlık bir e, simetrik kulvar açtı kendine. E, geçmişte bunu hatırlayanlar olacaktır. Hani e, bizim faiz koridoru dediğimiz... ...yani borç alma ve borç verme oranları aşağıda bir limit... ...yukarıda bir limit belirliyordu Merkez Bankası... ...ve böylece aslında borç verirken daha yüksek faiz oranlarından... ...borç vermeyi, piyasayı, fonlamayı tercih ediyordu. Borç alırken de daha düşük faiz oranından almayı tercih ediyordu. Böylece içeride Türk lirasını pahalı hale getirerek... E, ...kura ve dövize gidebilecek olan bir hamleyi önlüyordu. Bunu geçmişte oldukça başarılı bir şekilde uyguladı ama sonra sadeleşme adımları çerçevesinde... E, ...tek bir faiz oranıyla devam etmeye başladık. Nereye kadar? İşte yeni ekonomi modeli, yeni Türkiye modeli falan denilerek ve kur patlatılana kadar devam etti bu süreç. Sonrasında da zaten patlamış olan kurdan doğan ekonomik bozulmayı hala telafi etmeye çalıştığımız bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi bundan sonra e, ha, önce şunu da belirtmek lazım belki... E, para politikası metni bizimle iletişim kurduğu en önemli alanlardan biridir Merkez Bankası'nın e, ve para politikası kurulu metnine baktığımızda şöyle söylüyor yani onun arkasında bunun arkasında falan saklanmıyor Merkez Bankası bence buradaki önemli nokta bu diyor ki Şubat ayındaki ana enflasyonun e, enflasyon aylık enflasyonun ana eğilimi e, hizmet enflasyonunda da e, onun öncülüğündeki öngörülenden daha yüksek bir şekilde gerçekleşti yani beklemiyorduk bu kadar artacağını diyorlar. Ee, tüketim malı ve altın ithalatı yavaşladı. Cari dengede bir iyileşmeye katkı sunuyor ama e, yurt içi talepte ki seyir hala dirençli. Yani kuvvetli bir yurt içi seyir var ve e, hizmetler enflasyonu katı. Enflasyon beklentileri de bozulmuş durumda. Jeopolitik risklerle gıda fiyatlarındaki enflasyon baskılarıyla canlı duruyor. O nedenle hem enflasyon beklentilerini çıpalamak hem de fiyatlama davranışlarını daha öngörülebilenle uyumlu hale getirmek için böyle bir karar aldık diyorlar. Dolayısıyla aslında bu önemli bir karar. Bunun karşı görüşü tartışılabilir. Yani yapması gerekiyor muydu, yapmaması gerekiyor muydu, bunun karşı argümanı mutlaka konulabilir ama bence doğru bir karar oldu. Bir kere çok ciddi bir şekilde rezerv yakan bir merkez bankası vardı. Gerçi karar sonrasında da rezerv yakmaya devam ediyor. Bunu da söylemekte fayda var. Yani 21 Mart'taki alınan bu faiz artış kararından sonra da hala kuru belirli bir dengede tutabilmek açısından rezerv yakıyor ama eğer bu faiz artışı olmasaydı e, rezerv yakışı daha hızlanarak gidecekti ve e, sonunda zaten e, sıvaplar hariç net rezervlerde e, oldukça negatif durumdayız. Bu olumsuz bir tabloyu zaten çiziyordu. E, bir taraftan da baktığımızda. Ee, aslında seçim öncesindeki yani genel seçimler öncesindeki durumun bile gerisine düşmüş olan bir Merkez Bankası olacaktı. Bu olumsuzdu. İkinci olumlu konu Merkez Bankası beklenmedik bir anda ve hem de seçim öncesinde yaparak aslında e, piyasalara yani dışarıdaki yatırımcılara da e, şu anlamda güven verdi. Bağımsızlık vurgusunu böylece kuvvetlendirmiş oldu. Gerekli gördüğü anda faiz artışı yapabileceğinin çok önemli bir sinyalinin değil kendi uygulamasını ortaya koyarak. Ee, bu anlamda da e, kredibilitesini ki çok bozulan bir kredibilitesi vardı e, bunu toplama yoluna gitti ve böylece aslında bu da bir fayda sağladı. Ve bence en önemli faydalardan bir tanesi de aslında e, seçim sonrasında da bu kararlı duruşun devam edebileceğine yönelik olarak bir öngörüde bulundu. Şimdi tabii herkes ne zaman faiz indirimi olabilir acaba son çeyrekte bir faiz indirimi e, gelir mi ya da gevşeme görülür mü gibi bir düşünce içerisinde ama bence e, eğer bu enflasyon görünümündeki bozulma devam ederse e, kuru da tutmak açısından yapılabilecek birkaç şey var bir tanesi tabii ki işte zorunlu karşılıklar ya da işte e, rezerv opsiyon mekanizması gibi e, çeşitli e, kullanım alanlarını kullanabilir ama bunun yanında e, şimdi gördük ki artık bu simetrik kulvarı yani hem Borç alma ve borç verme arasındaki o simetrik kulvarı yani faiz koridorunu e, kullanmaya başladı Merkez Bankası. Bundan sonra bunu biraz daha genişletebilir. Yani artı eksi 300 bas puan değil de e, artı eksi 500 bas puan yapabilir. Ve böylece e, faize normalde politika faizine dokunmadan e, burayı genişleterek tekrar bir faiz artışına gitmiş olabilir. E, bunların hepsini göreceğiz. Ama seçim sonrasındaki genel beklenti dün akşam eğitim yaptık integral yatırımda bu çok geldi. Kur patlar mı e, sorusu var e, kurdaki öyle bir daha önceki seçimdeki yukarıya doğru gidiş gibi bir gidişi ben kendi adıma beklemiyorum e, nitekim çok da yaklaştık aslında seçimlere bir kere bu bir genel seçim değil yerel seçimler yani bunun sonuçlarının e, çok etkili olabileceği bir noktada değiliz yani ne olabilir yani tabii ki siyaset uzmanı değilim ama kendi bireysel bir oy kullanan kişi olarak söyleyebilirim. Ee, iktidar Partisinin oyları anormal derecede düşerse ve beklenmedik bir şekilde e, elinde olan önemli yerleri de büyük şehirlerdeki mesela yıllardan beri kalesi gibi gözüken yerleri de kaybederse e, o zaman artık bundan sonraki dönem açısından e, muhalefetin daha e, bir e, genel seçime doğru gidişi, erken bir seçime zorlayışı durumunu yaşayabiliriz. E, bunun olabileceği çok gözükmüyor yani seçim anketlerine baktığımızda, ...hemen hemen başa baş giden yerler var. E, aday da İstanbul adayı da çok kuvvetli bir aday değil... ...zayıf bir aday gibi gözüküyor. Ama genel olarak bu zayıf adaya rağmen... E, ...işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahada olması... E, ...her tarafta bütün bakanların falan... E, ...İstanbul'a yönelmiş olması... ...İstanbul açısından bakıldığında... ...buranın çok istendiğini söylüyor ama... ...kazanılır kazanılmaz bilemiyorum. E, ama diğer kentlerde... Ya, ...biraz daha ara açılmış gibi gözüküyor. Özellikle muhalefet adayları anlamında... İşler biraz daha e, oralarda iyi gibi duruyor. E, o nedenle e, burada e, seçim sonuçlarının çok büyük bir şekilde etkisi olabilecek bir durumun ben kendi adıma olabileceğini düşünmüyorum. Bir kere kurun e, yukarıya gitmesini önleyebilecek e, etkenlerden bir tanesi bu. E, genel seçimler öncesinde e, muhalefet ilk defa seçimleri bu kadar kazanma ya yakın e, hissedebilecek bir noktaya gelmişti. Ve bu da e, bir açıdan baktığımızda bundan sonraki süreçte nasıl bir ekonomi politikası olabilir, neler uygulanabilir sorularını da beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla e, bu bir etkendi. İkinci konu gene genel seçimler öncesinde çok yoğun bir talep vardı. Ekonomi politikalarına baktığımızda bu politikalar e, Türkiye ekonomi modeli denilen bir garip e, modelin içerisinde dalgalanan bir seyir izliyordu. Ee, tamamen kontrolden çıkmış olan bir yapıyla devam ediyordu Türkiye ekonomisi. Günlük düzenlemelerle ekonomi düzenlenmeye çalışılıyordu. Ee, cari açık tavana vurmuştu. İç talep son derece yüksekti ve e, ne istenirse e, özellikle e, herkesten yani herkesimden istenilenlerin hepsi iktidar tarafından seçim kazanılma pahasına yerine getirilmeye çalışıldı ve bütün vaatlerde e, karşılanmaya çalışıldı. Dolayısıyla inanılmaz bir harcama politikası vardı. Şimdi bunlardan uzak bir seçim dönemindeyiz. Yani hem daha sıkı bir para politikası, hem ortodoks politikalara bir geri dönüşü gördük ve yaşıyoruz. E, artı cari açıktaki iyileşme e, ekonominin biraz daha yavaşlamasıyla iyileşmiş gibi gözüküyor. İşte bir taraftan baktığımızda tüketim malı ithalatı ve altın ithalatında da kısmi de olsa bir yavaşlama söz konusu. E, bir taraftan enerji fiyatları da buna destek sağlıyor gözüküyor. Dolayısıyla cari açıktan doğan bir e, döviz ihtiyacı çok fazla yok. Ama neden döviz ihtiyacı ya da neden döviz talebi vardı? Özellikle e, bir kere benim düşüncem, e, kur korumalı mevduattan erken çıkılmış olması, yeni ekonomi yönetiminin e, özellikle yabancı paradan kur korumalı mevduatın motivasyonunun yanlış anlaşılmış olması. E, i̇kincisi de bireysel talebin her seçim öncesinde kendini garantiye alma ihtiyacıyla beraber ve son dönemlerde çokça ortaya konulan kurun tekrardan bir atak yapabileceğine ilişkin beklentiler bireysel talebi tetikledi. Şimdi gene kurdaki kısmi artışlara izin verildiğini ama kontrolün devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle kurun alıp başına gidebilecek bir yapısı söz konusu değil. Diğer taraftan baktığımızda biraz borsaya baktığımızda özellikle borsa açısından ben seçim sonrasındaki bu sıkı para politikasının devamı ve Merkez Bankası'nın özellikle yabancı yatırımcılara yönelik olarak vermiş olduğu mesajın doğru anlaşılması ve politikaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ilişkin kaygıların ortadan kalkmasıyla yabancı girişinin hızlanabileceğini düşünüyorum. Evet içeride kredili işlem yapma maliyetleri yükselen faizler nedeniyle arttı. O nedenle haftanın ortasında satışlar geliyor krediye kalmamak açısından. Evet şirketlerin yılın ikinci yarısında büyümede beklenen düşüşle beraber yani yavaşlamayla beraber kar kaybına uğrayabilecekleri beklentisi artıyor. Bu da temettü yatırımcısını hem enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle hem de yavaşlama nedeniyle belirli bir noktaya çekmiş durumda. Ama yabancı girişinin olabilecek olması da bir motivasyon olarak hala duruyor. O nedenle canlı olan sektörler var. Mesela bankacılık sektörü dün çok ciddi bir şekilde prim yaptı. Bu diğer sektörleri de tetikleyebilir. O nedenle seçim sonrasında ben borsada da bir yukarı yönlü hareketin olabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki aslında genel olarak baktığımızda yurt dışı piyasalarda da işte Haziran gibi en erken tabii konuştuğumuz bu Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelmesi çok olası gözüküyor. Bizzat Başkan Christian Lagarde bunu ifade etti. E, FED'de de baktığımızda e, bölgesel FED başkanları 3 faiz indiriminin makul olduğunu söylüyorlar. E, önce Avrupa Merkez Bankası başlasa bile arkasından FED'in gelebileceği yani Temmuz'da FED'in de gelebileceğini gördükten sonra yılın ilk yarısından sonra faiz indirimleriyle beraber genişleyici bir para politikası e, daha risk iştahının ortaya çıktığı bir e, sermaye piyasaları görme ihtimalimiz kuvvetli. Dolayısıyla bu da içeride bizim uygulanan doğru politikalarla beraber yabancı sermaye girişiyle bir ivme kazanabilecek borsamıza e, sahip olma ihtimalini ortaya koyuyor o nedenle burada da olumsuz değilim e, ama gene de e, özellikle teknik seviyeleri e, tabii ki bizim tahmin edilmemiz ya da benim kendi açıma söylemem doğru değil bunu en iyi e, piyasada teknik analizi en iyi yapanlardan biri sevgili e, Murat Aslanoğlu onun zaten programlarını seyrediyorsunuz onun verebileceği noktasal atışlar son derece önemli e, oradan çok daha iyi bir şekilde bilgi edebilirsiniz e bunun haricinde içeride baktığımızda seçim riskinin en azından siyaset anlamında bir risk taşımadığı bir dönemi geçiyoruz. Çünkü bir mahalli liderler seçimleri işte daha önce gördük. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u kaybeden iktidarı da kaybeder söylemi vardı ama bu gerçekleşmedi. İstanbul'u kaybetmelerine rağmen iktidar kendilerinde kaldı. E bu kez de kaybederlerse çok fazla bir değişiklik olabileceğini öngörmüyorum. Onun için herkes biraz daha rahat giriyor bu seçimlere. Yani biraz da ...iktidar partisi de daha evvel böyle bir kayıp yaşamadığı için seçim kaybı... ...geçen kaybı e, oldukça travmatik bir şekilde geçirmişlerdi. E, e, bu sefer de kaybederlerse e, bu travmadan kurtulabilirler. Ya da muhalefet de kaybederse e, onlar da kendi işlerine bakar... ...ve bundan sonraki sürece devam ederler. Onun için burada bir siyaset riski söz konusu değil. E, demin söylediğim gibi kur hata da beklemiyorum. E, sermaye piyasaları anlamında da seçim sonrasında... Genel olarak baktığımızda olumlu bir yapı olabilir diye düşünüyorum. Merkez bankası burada sağlam duruyor. Ee, gerçekten de önemli bir karara adım attı ve ilk defa ve ikinci defa bence. E, ama piyasaların önüne geçti, e, piyasaya yol veren yönlendiren konuma geldi. Bu da önemli. Dolayısıyla riskler anlamında çok fazla bir riskin olduğu dönemden geçmiyoruz. Bu e, en önemli konu buradaki büyüme konusu. Büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Şimdi içeriği böylece toparladıktan sonra kısaca biraz da yurt dışına değinelim. E, yurt dışında da e, bu hafta Başkan Powell'ın konuşması gelecek. Ayın 29'unda Cuma günü. O önemli olacaktır. Ama bölgesel FED başkanları da konuşuyorlar. E, onlara da baktığımız zaman e, faiz indirimlerinin işte 3 faiz çerçevesinde şekillenebileceğini görüyoruz. Kaldı ki e, piyasa beklentileri de e, FED'in öngördüğü rakamlara ulaşmış durumda. Yani yaklaşık olarak 3 faiz indirimi çok net bir şekilde gözüküyor e, duruyor. E, Avrupa Merkez Bankası'nın az önce söyledim orada da bir risk yok. E, Japonya'da ve e, özellikle Çin'e doğru baktığımızda e, Çin verileri kafaları karıştırıyor ama Çin Çinde de ekonomiyi canlandırma açısından atılan adımlar önemli. Dolayısıyla e, bugün Financial Times'ta da bir yazı vardı özellikle gelişen ülkeler ki bunlar dünyanın ilk 40 ekonomisine sahip olan büyük ülkeler işte e, Mısır, Türkiye gibi ...ya da işte Brezilya gibi ülkeler ki kaldı ki biz zaten G20 ülkesiyiz... ...bunların küresel ekonomiye olan katkılarının 2024 yılında daha olumlu olabileceğine yönelik bir makale çıktı. Bu da dünya ticareti ve küresel anlamdaki beklentileri olumluya taşıyan unsurlar. Şimdi bütün bu verileri topladığımızda 2024'ün ikinci yarısı hem risk iştahının artması hem de ekonomilerin birazcık daha toparlanması anlamında önemli gelecektir. E, PMI'lere baktığımız zaman hizmetler PMI oldukça iyi geldi, Avrupa hizmetler PMI. E, bir taraftan baktığımızda gene e, Avrupa'da özellikle e, PMI rakamlarında imalat PMI da e, kötünün iyisi olarak geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemler açısından baktığımızda iki, 2024'ün ikinci yarısı sanki daha olumlu, her şeyin birazcık daha bugünden daha iyi olabileceği bir çerçeveye bizi taşıyor gibi gözüküyor. Tabii bugünden tahmin edebilmek belki çok kolay değil ama gene de e, görüntü itibariyle bize bunu sunuyor. E, ve e, bütün bunların hepsine baktığımızda senaryo anlamında zaten herkes pozisyonlanmasını aldı. Yani seçim e, pozisyonlanmasını aldı. İçeride e, tabii seçim haftasından hemen sonra bayram tatiline gidebileceğimiz için e, bir parça satışla karşılaşabiliriz. Piyasada nakitte kalmak isteyenler olabilir. Çünkü Piyasaların kapalı olduğu dönemde, özellikle faizlerin bu kadar yükseldiği bir noktada faiz getirisini yatırımcı kaçırmak istemeyecektir. Yani bugün para fonlarına da baktığınız zaman, yani evet ben günlük faize bağlamayayım ama para fonlarında paramı değerlendireyim, değerlendireyim diyenler açısından baktığımızda para fonlarının getirileri de oldukça yüksek gidiyor. Özellikle seçim sonrasında tatilin de uzun bir dönemi kapsadığında. E, o kadar dönem e, paranın e, faizde ya da para fonlarında e, ya da herhangi bir fonda illa para fonlarına yönlendirmek gibi olmasın ama bir herhangi bir fonda değerlendirilmesi de bu anlamda e, katkı sağlayabileceğini düşünen yatırımcılardan bir kısmı hem bu hafta hem de seç, e, bayram tatil öncesindeki hafta satış gerçekleştirebilir. E, sonra da tekrardan alımlara dönebilecek olan bir piyasa kendi adıma öngörüyorum. Beraberce göreceğiz. Ee, ama benim kişisel olarak düşüncem böyle. Dolayısıyla e, önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. E, herkes dediğim gibi pozisyonlanmasını seçime yönelik muhtemelen aldı. E, Kura ilişkin tartışmalar önümüzdeki dönemlerde daha da çok devam edecektir. E, selzen işlerini tekrardan bugünden duyar gibi oluyorum ama genel olarak baktığımızda işte rekabet gücünün birçok sektörde kaybedildiği bugün otomotiv üreticilerinin de e, Taysat üzerinden e, söylemlerini okuyabildim e, gazetelerde. Dolayısıyla bu söylemleri rekabetin rekabet gücünün kaybolduğuna yönelik olarak söylemleri önümüzdeki dönemlerde biraz daha sıklıkla duyacağımız bir zamanı e, geçiriyor olacağız ve e, bütün bunların hepsine baktığımızda piyasalar açısından da ...genel olarak e, içeride e, durum sakin gibi gözüküyor. Bir tek e, belki dikkat edilmesi gereken husus var. E, hafta sonu Rusya'da gerçekleşen saldırının e, failleri e, Rusya tarafından da araştırılıyor... ...ve arkasında kimlerin olduğuna yönelik e, sorular ortaya çıkıyor. E, bu bir tekrardan Rusya-Ukrayna krizini ortaya koyar mı e, diye bakıyoruz. E, Amerika'da da e, Asya piyasalarında dün satışlı bir seyir geldi... Amerika'da da satışlar geldi e, orada da şöyle bir durum var onu da söylemeden geçemeyeceğim özellikle e, büyük şirket sahipleri mesela Michael Zuckerberg gibi onlar da kendi kişisel hisse senetlerini şirket hisselerini satıyorlar orada da soru şu e, acaba e, burada da piyasalar en üst noktaya ulaştı mı bu satışlar o nedenle mi geliyor diye çeşitli soru işaretleri var bunları da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum e, şimdilik ana gündem piyasaların ana gündemi içeride konumuz çok fazla kalmadı ama dışarıda jeopolitik gelişmeler ve daha ileri vadeye baktığımızda Amerikan seçimleri olabilir. Dün Trump'ın yapmış olduğu tazminat başvurusundaki tazminat indirim başvurusu olumlu sonuçlandı ve o da bir tazminat indirimine kavuştu. Orada da Trump'ın aday olabilme ihtimali kuvvetli gibi gözüküyor. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinde Trump'ın olası bir kazanımının piyasalara ne getirebileceğini bekliyor ve görüyor olacağız. Bugün ajandasına baktığımızda bugün veri akışı haftanın genelinde olduğu gibi sakin. Almanya'dan Nisan ayı GFK tüketici güven endeksi gelecek. Amerika'da da Mart ayı Philadelphia Fed imalat dışı endeks, Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri ve S&P konut fiyat endeksi ve konut fiyatları gelecek. Dolayısıyla ajandanın günün veya haftanın diğer geri kalanına baktığımızda sabah Kore'nin güven Güveni geldi. E, tüketici güveni geldi. Orada küçük bir düşüş var ama hala pozitifte. E, Türkiye açısından baktığımızda ayın 28'inde Perşembe günü iş gücü maliyet e, istatistiklerini karşılayacağız. Ekonomik güven endekslerini karşılayacağız. E, İngiltere'de otomobil üretimi ve perakende satışlar gelecek Almanya'da. Dolayısıyla dediğim gibi veri yoğun hafta değil. İçeride veriler oldukça düşük. E, Cuma günü Türkiye açısından baktığımızda Herhalde en önemli gözüken veri dış ticaret istatistikleri. Şubat 2024 dış ticaret istatistikleri olacaktır. Bir de hizmet üretim üretici fiyat endeksi bizim açımızdan önemli. Bu verilerle beraber haftayı kapatacağız ve tabii ki Powell'ın konuşmasını da unutmayalım. Amerika'da cuma günü çekirdek enflasyon, çekirdek PCI gelecek. Dolayısıyla bu da Fed'in takip ettiği verilerden bir tanesi. Bir diğeri de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar Şubat 2024'e ilişkin verilerde önemli veri seti olarak karşımıza duruyor. Ben hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bugün tek başımaydım. Elimden geldiğince piyasaları kendimce yorumlamaya çalıştım. Umarım sizler de sıkılmadan dinlemişsinizdir. Haftanın geri kalanında hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.